Bu bölümde Zywall USG serisi cihazlarımızın en önemli özelliklerinden bir tanesi olan Endpoint Security yani uç nokta güvenliği hakkında örnek yapılandırma üzerinde duracağız. Bu özellik özet olarak güvenlik duvarımızın arkasına bağlı olan ve istemci olarak tabir edebileceğimiz son kullanıcı bilgisayarlarının kendi iç ağ güvenliğimiz açısından belirli ölçütleri açtıktan sonra internete çıkmalarını sağlamaktadır. Örneğin kullandığımız işletim sisteminde önemli bir güvenlik açığını kapatmak üzere yayınlanmış olan A isimli güvenlik güncelleştirmesinin yapılmadığı bilgisayarların internete çıkmamalarını sağlayabilirsiniz. Böylece bu açığı kullanarak sisteme sızmaya çalışan kötü niyetli girişimlerin önüne geçmiş olursunuz. Şimdi bu özelliği nasıl kullanacağımızı görelim. İlk olarak ağımızda bulunan her farklı işletim sistemi için ayrı bir uç nokta güvenliği nesnesi oluşturmamız gerekmektedir. Bunun için configuration object endpoint security bölümüne giriyoruz. Add butonuna basarak yeni bir nesne ekleyeceğiz. Açılan pencerede nesnemize bir isim verdikten sonra sol üst köşede bulunan Show Advanced Settings butonuna basıyoruz. Passing Criterion bölümündeki ilk seçenek, istenmiş bilgisayarlarda birazdan aşağıda seçeceğimiz kıstaslardan en az birinin doğrulanmasının yeterli olduğu, ikinci seçenekse tüm kıstasların doğrulanması gerektiği anlamına gelmektedir. Biz örnek olarak tüm ölçütlerin doğrulanmasını istediğimizi belirtiyoruz. Bölümün başında, İç ağda kullanılan tüm işletim sistemleri için bu nesnelerin oluşturulması gerektiğini söylemiştik. İşletim sistemlerini Operating System bölümünde seçiyoruz. Örnek olarak Windows XP'yi seçtik. Hemen altında bulunan bölüm, Windows'un Service Pack ismi verilen hizmet paketlerinin asgari hangi düzeyde olması gerektiğini ifade etmek içindir. Önemsemiyorsanız boş bırakabilirsiniz. Biz bu bölümde SP3 olarak ifade ediyoruz. Bir sonraki bölüm Windows otomatik güncellemesi ve güvenlik güncelleştirmeleri ile ilgilidir. Otomatik güncellemenin açık olup olmamasını burada denetledikten sonra aşağıdaki bölüme tüm bilgisayarlarda yüklü olmasını zorunlu gördüğümüz güvenlik güncelleştirmelerinin ismini ekleyebilirsiniz. Örnek olarak KB5682 güncelleştirmesini ekliyoruz. Kişisel güvenlik duvarı yazılımı kullanılmasını istiyorsak seçeneği işaretledikten sonra aşağıdaki listede bulunan yazılımları seçip sağ tarafta bunları listeyi ekleyebiliriz. Bir alttaki bölüm antivirüs yazılımı ile ilgilidir. Yukarıdaki seçenekle aynı mantıkta olmak üzere genel seçeneği işaretledikten sonra yine listede bulunan yazılımlardan bir tanesini seçiyoruz. Bu adımı da geçtikten sonra Windows kayıt defterinde bulunan değerleri kontrol edebileceğimiz bölüme geliyoruz. Örnek olarak Internet Explorer sürümünün alt değerinin ne olması gerektiğini buraya yazacağımız kuralla belirleyebiliriz. Bu bölümün altında bulunan Application bölümü işletim sisteminde çalışması ya da çalışmaması gereken uygulamaları ifade edebildiğimiz bölümdür. Eğer işletim sistemi olarak Windows'u seçtiysek uygulamanın uzantısını yazmaya gerek yoktur. Sadece ismini yazmak yeterlidir. Bu tür uygulamaların neler olabileceğine ilişkin Windows'un görev yöneticisini inceleyebilirsiniz. Son olarak dosya bilgisi bölümünde belirtilen dosya yolunda bulunan dosyanın boyut ve sürüm bilgilerinin kontrolünü yapabilirsiniz. Örnekte Internet Explorer dosyasının sürüm ve boyut bilgileri gösterilmiştir. Bu ölçütlerin hepsini birlikte kullanabileceğimiz gibi isteğimize göre birini veya birkaçını birlikte kullanabiliriz. Dikkat edilmesi gereken nokta Nesneyi oluştururken ilk başta söylediğimiz her kıstasın mı yoksa tek bir kıstasın mı bizim için yeterli olup olmadığına karar vermemizdir. OK ile kaydedip çıkıyoruz. Hemen alt bölümde kullanıcılara gösterilecek uyarıyı kendimize uygun olarak düzenleyebileceğimiz bölümü görüyoruz. Nesneleri oluşturduktan sonra bunları nasıl kullanacağımızı görelim şimdi de. Uç nokta güvenliğini kullanabilmek için bağlanan her kullanıcıyı kullanıcı adı ve şifre bilgisiyle güvenlik duvarımıza doğrulatmamız gerekiyor. Burada kullanacağımız kullanıcı bilgisi aktif direktörü kullanıcılarımız olabileceği gibi sonradan ürünümüzde tanımladığımız kullanıcı bilgileri de olabilir. Örnek bir kullanıcı oluşturmak için Configuration, Object, User Group bölümüne geçiyoruz. Add butonunu kullanarak türü user olan bir kullanıcı oluşturup kaydediyoruz. Şimdi yine Configuration bölümünde bulunan Authentication Policy ekranını açacağız. Bu bölüme ekleyeceğimiz yeni bir kuralla hangi IP ya da IP grubunun doğrulanmasını istediğimizi belirtebiliriz. Add butonuna basarak kural ekleme ekranını açıyoruz. Source Address bölümünden hangi kaynak IP ya da IP'lerinin doğrulanmasını istediğimizi seçiyoruz. Biz örnek olarak tüm Lambir subnetini seçtik. Daha sonra biraz daha aşağıda bulunan Endpoint Security bölümünü, etkin hale getiriyoruz ve önceden oluşturduğumuz 3 nokta güvenliğin nesnelerini sağ taraftaki listeye ekleyerek OK ile kaydediyoruz. Bu ekranda bulunan Enable Authentication Policy seçeneği ile de genel anlamda doğrulamayı etkinleştiriyoruz. Bu noktadan sonra istemci her bilgisayarımız interneti kullanmak istediğinde önce kendini güvenlik duvarımıza tanıtması yani doğrulatması gerekecektir. Örnek olarak bir siteye girmeye çalışıyoruz ve karşımıza kullanıcı adı ve şifremizi girebileceğimiz bir ekran geliyor. Kullanıcı adı ve şifremizi girip login tuşuna bastıktan sonra karşımıza işlemin başladığını ifade eden bir ekran gelecektir. İşlemin devam ettiğini açılan yeni pencere ile izleyebiliriz. Eğer işlem bir noktada başarısız olursa yani istenci bilgisayar gereklilikleri sağlayamazsa açılan pencere bir süreliğine takılı kalacağı için ölçütü aşamadığını söyleyebiliriz. İstemci bilgisayar belirlediğiniz kıstasları sağlayamazsa işlemin başarısız olduğunu ifade eden bir ekran karşımıza çıkacaktır. Eğer kıstaslar sağlanmışsa güvenlik duvarınız bu kullanıcının girişine izin verecektir. Bu ekranı gördükten sonra internet erişimi açılacaktır. Zaysel